Arkadaşlar genişleterek göğüs bensi yapalım bu defa da. Şimdi öncelikle ben şunu yapıyorum. Pens boyunu ayarlamam gerekiyor. Yani gelişi güzel kafama göre pens yapamam. Öncelikle şunu bir düz ipi taşıyalım. Bize engel olmasın. Değerden çıkalım. Serbest bir şekilde ön ortaya bırakalım. Şimdi arkadaşlar burada ben şunu yapıyorum. Pens yerini nasıl ayarlarız? Omuz noktasını aşağıya örneğin 36-38 bedende yani S ve M bedende 25-26 santimdir. Kişi kendisine özel çalışıyorsa kendi üzerinden omuz noktasından aşağıya meme ucuna kadar ölçü alacak. Tamam mı? Normalde S ve M bedende 25-26 santim arasında seyreder. Şimdi şöyle yapıyorum ben. Öncelikle bir çizgi oluşturuyorum. Bakın şimdi. Buradan ne yapıyorum? Yatay. Top up yaptım. Burada okey diyelim. Tekrar geri gelelim pardon. Geldim. Çizgi oluşturuyorum. Yatay ve top up. Şimdi kaç santim atacağım buradan aşağıya? 25 santim. Yani ben x yönünde 25 santimden bir ölçü istiyorum. Ve okey dedim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu tamam. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar koltuk altından 6 santim aşağıdan bir çizgi oluşturacağım. Genişleterek pens yaparken biz pens boyunu ayarlayamıyoruz. Daha sonradan ayarlıyoruz. Şimdi tekrar çizgi oluşturacağım ve pop-up yaptım. 6 santim dedim koltuk altından. Okey. Şimdi bu 6 santim aldığım 6 santim ile inmiş olduğum 25 santimi birleştirdim ve bıraktım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gelişmişte geliyorum. Burada ekle. Genişleterek pens ekle. Yani koltuk altındaki yan çatıma çizgiye alan açacağım. Genişleterek pens yapacağım. Şimdi bana diyor ki pens açılış yerini seçin diyor. Pens açılış yerim benim neresi? Bu nokta. Seçtim. Pens tepe noktasını seçin diyor. Burayı seçtim. Genişlemenin yapılacağı taraftaki bir çevre çizgisi üzerinde nokta seçin dedi. Geldim. Burayı seçtim. Sabit kalacak bölgeyi seçin dedi. Geldim. Burayı seçtim. Taşınacak iç şekil var mı? Yok. Okey dedim. Bakın arkadaşlar. Şimdi pop-up yaptım. Ve buraya örneğin 2 santimden 2 santim eninde bir pens yaptım. Düşünelim. Okey dedim. Şimdi bununla beraber arkadaşlar bu pens bacaklarını ayarlamam gerekiyor. Pens boyunu yani. Tekrar geliyorum buraya gelişmişe. Boy ayarlamak için burada ikonlar var. Tamam mı? İşlemlerin altında pens ucunu değiştir demek. Yani pens bacağının ölçüsünü ayarla. Tamam. Bir pens çizgisi seçin dedi. Seçtim. Diyor ki pens mesafe kutucuğuna pens boyunu giriliyor. Biz burada pens boyunu 11 santim yapalım. Ve okey diyelim. Bakın pens boyunu ayarladım. Şimdi artık çizgi sil ikonu ile ben bu çizgileri rahatlıkla silebilirim. Şimdi pensi kapatmam gerekiyor. Tekrar yine geliyorum gelişmişe. Pens katla yani imalatta dikerken pens ucunun böyle bir çıkıntısı olması gerekiyor. Orayı oluşturacağız. Bir de şurada arkadaşlar bakın delme noktası bu çok önemli. Çıtlar önemli. Yani bu 3 tane kutucuk tikli olmalı. Tamam mı? Seçtim. Bana diyor ki delme noktasını yani pens ucundan içeriye ne kadar gireceksin diyor. 0,5 yarım santim benim için yeterli. Okey. Peki bunu nasıl yaptık? Bunu da ben şöyle yaklaştırıp göstereyim. Bakın burada. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu şekilde göğüs bensinde çalışabilirsiniz. Hem müşterinin istediği ölçüyü boy olarak X yönünde hem de pensimin boyunu ayarlamış oldum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.